İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan ve Artsakh sorunu. Metin Gaspar Derderyan'ın makalesi. Nikol Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasında operasyonel bağ oluşturuldu. ABD liderliğindeki koalisyon Derzor'daki sivillerin evlerine havadan saldırdı. Amerikalı aktör Trump'ı Hitler'le kıyaslarken Ermenilere uygulanan soykırımı hatırladı. Yerevan Devlet Üniversitesi'nin Doğu Bilimleri Fakültesi'nde bundan böyle Çinoloji Merkezi faaliyet gösterecek. Yerevan şehrinin 2800. yıl dönümü öncesi Ararat Urartu Krallığı albümü 3 dilde yayınlandı. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, New York ve Paris ziyaretlerinden sonra Moskova'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Sarkisyan burada Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkilileriyle Artsakh sorunu etrafında görüşmede bulundu. Özellikle de elçi Mills'in açıklamalarından sonra oluşan gelişmeler ele alındı. Batı Ermenistan'ın Artsakh konusundaki konumunu tanımak istedik. Bu yüzden Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Artsakh Ulusal Kurtuluş Savaşı gazisi Armenak Abrahamyan'a başvurduk. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Abrahamyan şu yanıtı verdi. Batı Ermenistan ile Artsakh arasındaki ilişkileri içeren ilginç sorunuz için sizi öncelikle kutlamak isterim. Ancak Batı Ermenistan'ın Artsakh konusundaki konumunu belirtmeden önce biraz tarih sayfalarına dönelim. 1920 yılının Nisan ayında San Remo Asamblesi'nde Karabağ sorunuyla ilgilendik. Burada genel müttefiki devletler Karabağ'ın 1920'deki Batı Ermenistan topraklarındaki Ermeni devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkladı ki Batı Ermenistan aynı anda de facto ve bir ay sonra da de jure tanındı. Bütün bunlar Sevr Antlaşması'nın 92. maddesinde açıklanmıştır. Makalenin tamamı internet sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Lübnanlı Ermeni zorunlu sürgüne tabi tutulmuş eski kuşak Ermeni neslinin büyük temsilcisi Metin Gaspar Derderyan'ın Batı Ermenistan ve onunla bağlantılı uluslararası politik gelişmeleri yazdığı, hedeflerimiz ve çözümlemelerinin taktikleriyle ilgili sorunları ortaya koyup yorumladığı makalesini sizlere sunuyoruz. Makalenin tamamı internet sitemizde mevcuttur. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan bugün gazetecilerle yaptığı görüşme sırasında Ermenistan ve Azerbaycan yöneticileri arasında operatif bağın kurulduğunu açıkladı. Nikol Paşinyan, Azerbaycan tarafı ile anlaştığımız gibi güvenilir bir operasyonel bağ oluşturduk ve bilginin karşılıklı olarak yarım saat içerisinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na ulaşacağını söyleyebiliriz ve eğer onlar tarafından olursa aynı şekilde bize ulaşacak dedi. Bununla birlikte ateşkes ihlalleri durumunda Azerbaycan lideriyle doğrudan temasta bulunup bulunmayacağı sorusuna ancak her olayda bağlantı kurulamayacağı şeklinde sabit bir cevap verdi. RIA Novosti Ajansı'nın Suriyeli askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon Derzor eyaletinin As Susa köyündeki sivillerin evlerine hava saldırısında bulundu. Suriyeli askeri kaynak, evet böyle bir şey oldu ve bugün koalisyonun hava kuvvetleri sürekli olarak masum sivillerin evlerini bombalayarak İslam Devleti militanlarına yardım ediyor dedi. Aynı zamanda Suriye Devlet Televizyonu yerel kaynaklara atıfta bulundurduğu açıklamasında sivil halk arasındaki herhangi bir ölü veya yaralı hakkında kesin bir rakam belirtmedi. Rusya'nın Suriye Uzlaşma Merkezi Başkanı Kor General Vladimir Sevchenko, pazartesi günü yaptığı açıklamada Amerikan yanlısı silahlı milislerin Fırat Nehri kıyısı boyunu kontrol etmeyi başardıklarını açıklamıştı. Daily Caller'in bildirdiğine göre Amerikalı aktris ve televizyon sunucusu Joe Behar, ABC News yayınında ABD Başkanı Trump'ı yeni Hitler'e benzetmekte olduğunu açıklarken kendi sözlerini ispatlamak için de Ermenilere uygulanan soykırım örneğini dile getirdi. Yayın sırasında Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Khashoggi'nin ortadan kaybolması konusu ile ayrıca ABD'nin bu olaydaki rolünü tartıştı. Tam bu noktada Joe Behar, Trump'ın tüm diktatörlere ayrıcalıklar verdiğini ve bunların da insan haklarını ihlal ettiğini söyledi. Behar, Hitler hakkında konuşmak istiyorum. O 6 milyon Yahudi katletti ve cezasız kalacağını düşündüren sebeplerden biri de dünyanın Ermenilere uygulanan soykırımı üzerine gözlerini kapatmasıydı, dedi.
Türkiye'nin Ermenilere uygulanan soykırımı daha tanımadığını belirten Daily Caller'deki makalede, Türkiye 1915-1917 yılları arasında Türkiye topraklarında 1,5 milyon Ermeninin evlerinde veya sürgün yollarında öldürüldüğünü kanıtlayan tarihi gerçeklere rağmen hala Ermenilere uygulanan soykırımı tanımıyor. Soykırımın reddedilmemesinin, devam etmesinin tarihin tekrarına yol açacağı konusunda ısrar edenler arasında Behar yalnız olmadığını dile getirildi. Yerevan Devlet Üniversitesi'nin Doğu Bilimleri Fakültesi'nde bundan böyle eğitim alanında Ermenistan ve Çin arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan Çinoloji Merkezi faaliyet gösterecek. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ermenistan Büyükelçisi Tian Erlun, Yerevan Devlet Üniversitesi'ndeki Çinoloji Merkezi'nin 18 Ekim'deki açılışında hazır bulundu. Yerevan Devlet Üniversitesi'nin Doğu Bilimleri Fakültesi Dekanı Ruben Melkonyan yaptığı açıklamada, Çinoloji, Doğu bilimlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Bu çalışmalarımızı bilimsel araştırma yönlerini geliştirmeye olanak sağlayacak bir adımdır. Umarım fakülte devlet politikasına yarar sağlayacak iyi Çinoloji uzmanları yetiştirir. Merkez teknik olarak yenilenerek zengin edebiyata sahip olurken tartışmalar ve seminerler için de iyi bir platform olacağını vurguladı. Melkonyan ayrıca 2019 yılında Çin'de ve bölgede ulusal azınlıklar konulu bir bilim konferansının gerçekleşeceğini de ekledi. Yerevan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi'nin Ermeni Tarihi Kürsüsü Başkanı Artak Movsisyan, 18 Ekim günü yaptığı basın açıklamasında Armen Pres'ten alınan bilgiye göre Van Krallığı ile ilgili albüm yayınlandı. Albümü hazırlayan ise Ermeni Tarihi Kürsüsü Başkanı Artak Movsisyan'ın kendisi. Artak Movsisyan, Van Krallığı tarihimizin en önemli aşamalarından biridir. Bu ilk Ermeni devletidir ki sınırları daha sonraları Avrupalı coğrafyacıların Ermeni platosu diye anacağı coğrafyayı kapsamaktadır. Onun değerlerini bizler uygun bir şekilde değerlendiremedik ve bugün bu boşluğu doldurmalıyız. Erebunu Yerevan'ın 2800. yıl dönümü bu boşluğu doldurmada çok iyi bir fırsattır. Albüm 3 dilde yayınlandı. İngilizce, Ermenice ve Rusça. Bunda herhangi bir politik veya başka bir bağlam aramamıza gerek yok. Albüm yazışmalarda olduğu gibi 3 dilde yazıldı. Ortadaki ise her zaman ana dildir. Kitapta yer alan DVD'de Türkçe versiyonunu da içeriyor diye konuştu. Artak Movsisyan ayrıca Erebuni Ören yeri hakkında da konuştu. Onun sözlerine göre burası kötü durumda ve takdim edilecek bir görünüme sahip değil. Movsisyan, Erebuni Antik Sitesi bugün turistler için iyi bir görünüme sahip değil. Duvarlarında değişik dillerde yazılar var. Bunlar sadece Ermeniler tarafından değil, burayı ziyaret eden yabancılar tarafından da yazılmış. Roma'dan 29 yıl daha eskiye dayanan Ören yerimiz var ve buna gerektiği gibi bakmamız gerekiyor, dedi. Artak Movsisyan, yıl sonuna kadar yetkililerin ve ilgili makamların konuya cevap vereceğini ve siteyi yenileyeceğini ümit ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Batı Ermenistan kültürümüzü tanıyalım. Şimdi size Sasna Dzirer adlı müzik topluluğundan Zayn Lerneris adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.